Koyacak yer bulamadım. Etrafımızda o kırmızı bir hat çıkıyor ya orada. Kırmızı kırmızı bir şeyler var etrafımızda. Tamam. Onların herkes de aşağı yukarı olması lazım. Mesela bak sana şöyle göstereyim. Şu anda o mum, şu mumda var mı? Evet, Kırmızılık. var. Bunda var mı? Yok. Bunda da var. Tamam. Fokustayız demek. Hem önem arkaya nasıl yapıyorlar? Şeyi aralığı genişletiyor. 46.000 lira. Onu yapsın diye verdik o kadar. Evet. Doğru. Pardon. Şimdi önce bir video girişi çekmemiz lazım. Şimdi senin kanal atacağız mı? Yok, seninkini atarız. Tamam, tamam. Nasıl yani? Bunu seninkine mi atacağız mı? Ay, çok havalı. Daha çok takipçisi var. Yarışırsın. Benim Instagram'da eklersek olur. Selam millet. Yeni bir motosiklet kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayız. Karşımda önceki Tracer 900 videosundan belki hatırlarsınız Kerem var. Yanında da eşi, bugünkü inceleyeceğimiz motorun sahibi Elgis. Ben. Bugün KTM 390 benim yeni aldığım motorum ve Elgis'in yaklaşık çok bir yıldır. KTM demesek de KTM mi desek? Abi Türkçeyiz yani. Ama Yamaha Tracer diyorsun. Tracer demiyorsun. Yerden yakaladı şu an bizi. Çok güzel yerden yakaladı. Dedik abi. Masayı çok iyi aldık. 390. Dük 300. Bugün benim yeni motorum olan Elgiz'in de bir yıldır, yaklaşık bir yıldır kullandığı KTM dedik. Neydi? KTM, Elgiz'in de yaklaşık bir yıldır kullandığı Dük 390 motorunun kullanıcı deneyimi videosunu çekiyoruz. Ben de yancıyım bu arada motorda. Benden daha çok biniyor yancı. En çok kullananımız, motoru en çok kullananımız Kerem. O yüzden önce Elgiz'den başlayalım. Daha sonra ayrıntılı bilgileri Kerem'den alacağız. Biraz ben kendi 1000 kilometrelik tecrübemden bahsedeceğim. Sen önce motora ne zaman başladın? Önce bir seni tanıyalım. Motor İlk mi ne zaman ilk başladın? İlk ne zaman başladın? 2015 yılında. Başladım. Hangi motorla başladın? O zaman motorum yoktu. Moto Akademi vardı o zamanlar. GİS'ti galiba, hatırlamıyorum. GİS'te eğitim almıştım. Orada bir sürü motorlara bindirdiler. Üst üste yani 125'liğinden 150'lik, Inazuma falan, yani her hafta başka başka motorları kullandım. İlk motorun neydi? İlk motorum Triste'ydi. 155'ti, gitmeyen. 155. Onu ne kadar sürdü? 155'ti, 125'ti de zorla aldırmıştım. Pardon, doğru, 125'ti. Onu ne kadar sürdüm? Biz 1,5 sene? 2 sene. Kilometre 2 olarak seneye yakın. Hatırlıyor musun? Benim kullanımım 10.000 kilometre yoktur ama üstüne Kerem de sürdü. Kerem senin motorlara bayağı bir yancılık yapıyor, anlaşıldı. Bütün kilometre onda zaten. Hatta onunla İzmir'e gittim geldim falan. Aynen, çok. 125 ile. Evet. 120, tabii Triste ile İzmir'e gittik geldik. Gelmedik. Gelmedik. Ben o son sonra onunla bir döndüm. Çok sıra dışı da bir yolculuk. İlginç de bir hikayesi var. Fırtına çıktı yoldayken, hiç bakmamışız. Feribotlar iptal edildi. Onunla işte Elgiz'le gittik. İki motor gittik. Ben evet, de o zaman Mete 07'm vardı. Evet. Mete 07 vardı. Düşün ben neyle yetişmeye çalışıyorum. Triste ile gittik İzmir'e. Sonra işte orada kalsın dedik. Yazın daha, hani daha sık oraya gider geliriz yazdık falan, aynen öyle. İki motoru da aslında orada bıraktık. Sonra İstanbul'da tabii ben araçsız kaldım. Elgiz arabayı Elgiz kullanıyor. Ondan sonra şey yaptık. Ben dedim ki geri döneyim, motoru alayım, geri geleyim. Neyse Mete 07'yi aldım geldim. Onda bir sıkıntı olmadı. Sonra işte baktık kış geliyor artık. Daha da gidip gelmeyeceğiz. Mete 07'ye göre işte bagajı altı üstü bir şeyleri var. Dedim ki Triste'yi de alıp getireyim. Triste tam terlik çünkü. Hani altında yeri var. Scooter işte sağa sola bırakıyorsun falan filan. Ondan sonra onu aldık abi. Feribot'tan da bilet aldım. Planım şu: Bandırma'ya kadar gideceğim. Bandırma'dan bineceğim. Yenikapı'da çıkacağım. Bitecek. Evet. Abi fırtına çıkmış. Cep telefonda işte o zaman intercom var mı yok mu hatırlamıyorum, neyse. Cep telefonuna falan şey mesaj atmış İdo. Demiş ki feribotları iptal ettik. Ben mesaj falan görmedim. Ben de erken gittim skuterle, yetişemem diye. Bandırmaya girdim. Baktım kimse yok. Adama dedim, ben dedim biraz erken geldim galiba. Abi dedi ki erken geldin çünkü dedi feribot iptal. Saat işte 6'daydı feribot. Ben 3'te orada olmuşum. Şimdi soğuk da, fırtına da var dedim ya, soğuk da. Ben bir valiz vardı bacağımın arasında. Onun üzerindeki her şeyi üzerime giydim. Valiz en son bomboştu. Yani ben böyle Michelin o lastik şeyi var ya adam. Onun gibi aynen. Abi bütün İstanbul'un şeyin etrafını dolanmak zorunda kaldım. Triste ile öyle saçma bir uzun yolum oldu. Evet. İşte bu ilk motoru o gün satma kararı verdik. Çünkü ben hiçbir zaman sevmemiştim zaten Triste'yi. Yani ben her zaman bir testi motoru istiyordum. Ben çok avantajlıydım. Onun üstüne ben zaten bunu sevmediğim için gittim Honda CB250'ler aldım. Onu ne kadar kullandın? Onu da yine kilometre olarak, ben onu da ortalama 10.000 kilometre sürmüşümdür. Herhalde öyle bir şey. Onunla da yine bir İzmir git gel. Hatta birçok kez. Biraz daha çekilesi olmuştur yani. Ya çok kötü bir anım var hatta Honda CB250'lerle ilgili. Ben vitesli motor öğrendim.
kullandım ama aktif olarak kullanmadım. İşte şehir içinde geziyorum bilmem ne ama vites atma, ben motoru aldım. Üçüncü günü Kerem'e dedim ki İzmir'e gider miyiz? O dedi ki gidersin gaz. Ben de gazla çalıştığım için tamam dedim giderim ben. Ve ben Manisa'da vites değiştirmeyi öğrendim. Buradan sevgiler diliyorum. Buradan? Buradan Manisa'ya kadar birinci viteste gitmiş olabilirim. Yani, hayır öyle değil de. Ya, vites değiştiriyorum ama mesela şimdi kalkışta tak 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 vites değiştirirsin ya normalde. Hani hızımı alayım, devam edeyim, bir gideyim falan. Ulan bu gidiyor, ben gidemiyorum. Bu herif diyorum nasıl kaçıyor yani, şehri geçmiş. Ben hala böyle hasiktir gitmiyor falan diye böyle gitmeye çalışıyorum. Orada meğerse orada arka vites arkaya varmış. Vites atmak gerekiyormuş. Öyle. 13 saat sürdü. Oo, İzmir. 60'la tabii. Tabii ha. 60'la gittik çünkü. 60'a. Ya abartıyor biraz da şimdi ben hani kendimi gömdüm diye şimdi. Aile katliamı. Yok yok 11 saat sürdü hakikaten sürdü. En son ben bir yerde oturdum ağladım. Sen git devam et beni bırak burada falan. Şeydeyiz. İzmir'i geçtik. Yazlığa çok az kaldı oradan bahsediyorum. Sen gidince bana yazarsın dedim orada. Sonra onu 10 bin kullandın. Sonra ondan hoşlandım ama yani çok da şimdi hızlanınca da diyorsun ki kendi kendine daha da iyi bir şey falan. O sırada işte bir çok sevdiğimiz bir abimizin KTM 390'ı var. Ona dedim senin motorunu bir deneyeyim mi falan. O da dedi al dene hani bir test gibi olsun. Onların evinden çıktık şöyle bir tur attık Bahçeşehir tarafında. Ya ben motoru bindim dedim bu neymiş ya böyle. Hani benimkiyle alakası olmayan bir şey. Çok atik, hızlı ama seni anlıyor da bir yandan hafif. Peki. Yani bu arada başka bir eğitim var mı? Tabii şeye gittim. Honda'nın güvenli sürüş eğitimine gittim. Birine de ikiye de gittim. Hatta üçe de gideceğim de öyle bir vaktim olmadı pandemi girdi derken. Peki şimdi hani 2000 kaçta aldın 390'ı? 390'ı 2019 Temmuz'da aldım geçen yıl. Kaç para? 42 bin liraya aldım değil mi? Yok ya. 42, 34'e aldım. Aa doğru 34'e aldım. Çünkü bir hafta sonra 42 oldu. 34'e evet. Aldım. İşte bu masraflarla falan 36 bin lira ödedim aynen. Ben 62 bin lira verdim evet. Yaklaşık 2 ay. Ama aynı yani kötü olan tarafı şu oldu. Sen onda ben de. Çünkü Hindistan videolarını izlediğimizde evet. Onlarda autoblipper ve quick shifter olduğu söylenmişti. Gel gelelim Türkiye versiyonunda yokmuş. Ben fiyatı o yüzden o kadar farklı zannettim. Meğerse aynı motora istiyorlarmış. O aynen. Çok büyük gol ben oldu. Ben motor alana kadar sürekli yurt dışı kaynaklarını izledim. Hindistan'daki bir gri versiyonu var bunun. Gri versiyonunda quick shifter ve bir özellik daha var. Tam hatırlamıyorum üstünde. Viraj ABS'si evet. Var. Ona işte tam emin değilim. Ben sanıyorum ki yani quick shifter var. Abi motoru aldığımız gün adama dedim ki bunda quick shifter yok diyor bana. Dedim. Yani nasıl dedim hani böyle böyle. Onun Hindistan'daki videolardan haberi yok. Bileydim iki tane alırdım. Vallahi yatırımlık olurmuş yemin evet. Birini de sana ben alırdık sonra. Yani aslına bakarsan aradaki fiyat artışını yani tabii fiyat artışı demek doğru mu emin değilim. Artışı kur artışını yani. Da göz önüne alırsan alım gücü anlamında ikinci el almak da çok az kilometreli ikinci el almak çok daha mantıklı olurdu. Mantıklıymış da işte bir quick shifter var diye ilk sıfır aldık ama yokmuş. Ama sen bir bahset abi motorun bildiğin özelliklerini üstüne ben burada tamamlarım. Şimdi motor KTM genel olarak sportif motorlar yapıyor. Yani süspansiyon bir tık sert tarafta. Konforsuz değil ama sert tarafta. Frenler ve işte çelik fren hortumları var. Hani frene dokunduğunuz zaman gerçekten duruyor. Ve süspansiyon sebebiyle de mesela dalmıyor. Tracer 900'de süspansiyonu sertleştirdiğinde o dalmanın önüne geçebiliyorsun. Ama süspansiyon yapısı itibariyle hani o kadar sıkıştırmaya da bu sefer de virajda huzursuzluk yaratıyor. Çünkü virajdayken yani yatıkken motor lastik yolu takip etmemeye başlıyor. Daha böyle atlayarak şey yapmaya başlıyor. Ya bunun iki ucu var. Mesela MT-07'de de çok yumuşaktır o. Dalgalanırsın böyle. O da değil. Bu sefer tıt 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 diye atmaya başlıyor. KTM o anlamda hızlı sürmek için güzel motorlar yapan bir burada, firma. Burada önde frenlerden bahsedeyim verdiği fabrika verisi. Önde 4 pistonlu Bybren'in yani Bybren'in açılımı da By Brembo tarafından. Brembo tarafından yapılan yan sanayisi bir, diyelim. Fren şeymiş, markasıymış. Onun açılımı öyleymiş. Önde 4 pistonlu, arkada tek pistonlu bir fren kaliperi var. Doğru. Kaydırmalı debriyaj varmış motorda. Doğru. Tek silindir, sıvı soğutmalı. Elektrik marşı diye ekstra bir özelliği varmış. Bunun marşa tek bir kere dokunduğunuzda kendi kendine elektrik destekli çalıştırıyormuş. Basit tutmanıza gerek yokmuş. Ama çok efektif çalışmıyormuş. Yani evet yani öyle. Ama normalinden daha basılı tutmaya gerek yok hakikaten. Çok kere basılıyor yok, yani. Yok doğru ama yani hani böyle şey gibi değil. Yani light switch gibi değil. Böyle dokunup pıt diye direkt çalışmıyor. Bendeki öyle. Ha bilmiyorum. Yani şöyle bir saniye basıp
bırakınca evet onu yapana kadar yani motor çalışana kadar o kendisi elektrik vermeye devam edip çekiyor ama öyle ben dokundum çektim öyle bir şey olmuyor. Bendeki öyle. Yani. 373 cc, 390 diyorlar ama hiç, yani o ismi öyle. 44 beygir ve 6 ileri vitesli bir motor. Depo hacmi 14.4 litre, SL yüksekliği de 830 milim. Bunlar fabrika verisi. Şimdi sana soracağım abi, motoru aldığınızda bakım masrafları ya da bakım kilometre aralıklarını biliyor musunuz? Ya da şu an motor kaç kilometre mesela? Şu anda 10 bin kilometre oldu o da. 10 bini geçti. Emin değil mi? Bakımın yaptırdınız mı araba? Bakımlarını yaptırdık tabii. Bakımları abi işte herhalde CC'nin de küçük olmasıyla birlikte Avrupa motoru olmasına rağmen Japonlarla yani benim Tracer'la benim kafa kafaya şu X-Max 3 bundan önce ben X-Max kullanıyorduk. 7500'de 1'miş bu evet. KTM'nin şeyleri, bakımları. X-Max'te 3000 kilometrede bir ben bakıma gidiyordum. Çünkü yani. Bunda ilk biz bir işte bu şeyi yaptık. Rodaj bakımı. Rodaj evet. 1000 kilometresini yaptık ama çok hızlı da yaptık onu bu arada 5 gün 6 gün içerisinde. 1000 kilometre yapıp sonrasında bakıma yolladık. Orada da demişler zaten 7500'de tekrar gelindi. İşte bir 7500'e gittik. Benimkinin 1000 kilometresi geldi. Bir aydır benim bu... Ya da yıldan galiba. 7500 ya da yıl. Öyle mi? Öyle olabilir. Yok biz kilometreden yaptık. 7500 önce geliyor genelde. Hı, yani evet. İşte benim 1000 bakımı geldi şu anda. Bir aydır bekliyorum işte. Hani randevu alacağız da KTM işte koronadır bilmem nedir. Yani şu an 22 Kasım 2020 fiyatı 470 lira mı ne? Öyleydi. Rodaj bakımı fiyatı. Önceki nasıl da bilmiyorum ama. Öyleydi. Hatta sonra... biz bakıma götürdüğümüzde işte ya Yamaha daha iyiymiş falan olduk yani. Tabii canım. Ya tabii ki Japon motorlar çok bakım anlamında, ama... yedek parça anlamında hem daha kolay hem daha ucuz motorlar. Gerçekten. Ama aralık kısa olunca gerçi onları da uzatmışlar. 5000'de 1 olmuş yeni X-Max. X-Max'leri bilmiyorum yani o scooter şeyini... 3000'de 1'di 5000'de 1'e çıkarmışlar. Hmm, olabilir yani bizim yani MT-07'de Tracer 900'de abi 10.000'de 1 gidiyor. 10.000'de yeterli. Şimdi burada frenlerden bahsettik. Bir de KTM MyRide diye bir özelliği var. Sizde yüklettiniz mi hazır mı geldi? Hazırdı. Mesela 2017 öncesinde belli bir... Para yükleyip alınıyormuş. Hayır hazır değildi. İçine yüklediler de verdiler bize. Hayır hazırdı vardı. Bizimki var mıydı yok muydu tartışması oldu. Yüklü olarak geldi evet. İşte varmış. Belli bir kısma kadar sonradan yüklendi. Belli bir kısmı hazır gelmiş galiba. 2017 ve sonrasında zaten açılmış. Çok net özellik. Hatırlamıyorum oraya. Ben... Zaten orada bir şeyler oldu ama hatırlamıyorum. Bu özellikte de işte yine internette ayrıntılı videoları var ama telefonunuza gelen çağrıları işte Apple CarPlay gibi telefonu motorun ekranına bağlıyorsunuz. Gelen çağrıları görebiliyorsunuz. İsim, müzik. Hüseyin çıkıyor orada. Müziği değiştirebiliyorsunuz. Hmm. 1290 versiyonda navigasyon da var. Haritayı da görebiliyorsunuz. Navigasyon sağ sola. Ben onu da var sanıyordum. O da yokmuş meğer. Senin ben yüksek, sürekli beklenti çok yüksek. Aşırı yüksek beklentiyle alıp normal dümdüz. Adamlar depresyona girer. Aynen öyle. Sonra işte biraz 30 pozisyonu öne doğru hafif böyle. Çok öne de doğru değil. Çünkü ayak pegleri tam böyle düz değil. Hafif şöyle eğimli. Yani ayak bir spor sürüş, çok hafif bir spor sürüş var. İkimizin yani. 30 yani ikimiz aynı yorum yapamayız burada. Evet, Elgiz bana göre çok daha spor bir sürüşte evet, kalıyor boy çünkü itibariyle. Boy itibariyle evet. Öne doğru eğiliyor. Bende de şöyle bir durum var. Mesela ben işte 1.83'üm. Motorun üzerine oturduğumda özellikle de virajlı yollarda arka koltuğa böyle bir ince tırmanıyorum. Yani geriye çekilmek yani zorundayım yoksa sığmıyorum. Depoya çıkıyorum. İşte böyle farklı yani. Yani oraya öbür türlü sürülmüyor. Yani çok önde kalıyor. Gereme zaten motoru gördüğünde saplanmış gibi duruyor şimdi yani. Öyle ya motora ben şimdi bu zamana kadar bundan önce R25 ondan sonra X-Max önde bir güruh vardı en azından. Abi bunda motora biniyorsun ya da bayır aşağı giderken sanki yola kafa atacakmışsın gibi. Evet yani, hiçbir şey yok gibi ama işte birazcık... bende mesela cam var ya ben tam olarak senin hissettiğin şeyi hissetmiyorum. Bu benim ilk naked motorum yani bayır aşağı giderken. Cam koy hiç öyle hissetmiyorsun. 1290 i̇şte. Sanıyorsun onu binince böyle oha çok iyiymiş. Cam var ya. Abi cam da ben pek sevemedim ya. Yani, güzel yani uzun yolda iyi geliyor yalnız işte, ben sana söyleyeyim. Yani buradan İzmir'e bakalım. Gidersen ya da İzmir değil Bursa'ya bile gitsen karadan. Deli gibi rüzgar alan bir motor yani böyle hadi hadi hadi. Ama evet. Yani çıplak motorların zaten adı üzerinde evet. O yüzden çıplak yani. Ama benim cam mesela ama biraz yüksek. Benim beklediğim kadar ya ben çok hızlanmadım rodajdaydım belli bir kilometreye geçmedim hız yapmadım bilmem ne. Gerçi Şile'ye gittik orada biraz hız yaptık ama onda da 100 küsürü geçmedim. Hı hı. Çok beklediğim kadar bir önden rüzgar çarpma bizim falan bizim gittiğimiz olmadı. Günlerde çok rüzgar yoktu ama otobanda gittiğini düşün. Biz bir de paralı yoldan gitmiştik bir gün. Nefret bir yol orası. Ya bir de boş ya.
aralıklar var. Ben böyle motor kaç basıyormuş ya. Böyle aparçılık yaptım böyle. Ya bir kere onu denemeyeceksen motorla otobana girmek çok saçma. Evet. Yani bir kere çok stabil bir titreşime maruz kalıyorsun. Çünkü işte sabit. Görece tapa gaz gidiyorsun motoruna göre ya da işte belli bir seviyede gidiyorsun. İkincisi o yüksek hızda giderken çok fazla benzin yakıyor. Özellikle de küçük CC motorlar. Yani Gizle ben işte ben Tracer'la giderken yani sürekli benzinliğe girdik. Benim hiç hayatımda alışık olmadığım bir şey böyle. Evet. Sürekli benzinliğe giriyoruz. Ki de otobandan falan çıktık yani. Ki otobanın ilk zamanlarıydı. Daha benzinlikler açık değildi. Of. Abi kaç kere girdik çıktık bilmiyorum. Çünkü yani. Motoru böyle açtın. Tamam nereye kadar gidiyor? 180'i görüyor mu? 180'de o yani böyle diye geçtiğini gördüm ya, ben yani böyle emiyor resmen. Pıt geri sayıyor böyle evet. Benzin. Zıt değil. Ama 90'da gidersen bayağı gidiyorsun. Ama 90'da da gidilmez yani. Ya motoru ben aldım mı eşimle ilk sürdüm. Abi motor X-Max'ten sonra... Eşin kim ya? O da kamera arkasında şu an iyi sallıyoruz kendisine. Sürekli bir ileri atılma hissiyatı geldi ya. X-Max'te gazı çeviriyordun. Abi tamam sen git ama, ben geliyorum. Ama X-Max vardı. CVT orada da yani CVT'nin tutunmayı gerçekleştirip yürümesi arabalarda da böyle. CVT araçlar her zaman daha geç tepki verirler. Ya işte abi ben R25'i kullandım. Üstüne 3 yıl X-Max kullanınca vitesli tamamen unuttum zaten. Ya yani unuttum derken nasıl bir şey olduğunu... şey yaptım bunu. Bir de 390'a geçince yıllardır 250 kullandıktan sonra 390'a geçince ya diyorum lan motoru süremeyeceğim galiba kafasına falan girmeye önce başladı. Önce bir öyle oluyor ama ya. Ama alışınca ama çok... Ama KTM genel olarak şey gibi bayağı tepkisel motorlar. Yani torkları çok yüksek. Aynen. Yani o boyutlara o motor CC'lerine göre torklar çok yüksek. O yüzden daha tepkisel davranıyorlar. Daha böyle serserimsi. Çevirdiğin an yapıştırıyor evet. Ya. Ben o bayağı bildiğin güç yani daha güçlü motorlar vardır evet. Ben sürmediğim için de bana sürdüğüm en güçlü motorlardan biri yani. Ama an. Yani bence kendi segmentine göre bu yani buralardaki motorlara göre bayağı güçlü. Ya benim izlediğim... Bir kere seni hiç üzmüyor sollamalarda yani canım, direkt gidiyorsun. Hiç alakası yok. İzlediğim yabancı videolarda şey karşılaştırmalar var işte. Bunu Ninja'nın 400'lü ile karşılaştırıyorlar. MT25 ile karşılaştırıyorlar. MT25 ile niye karşılaştırıyorlar onu da ya çok Ya işte hani ikisi de naked, ikisi de giriş seviyesi. Onlarda bir de 25 değil de 3 var. Aynen. Amerika'da. MT3 diye geçiyor. Tamam. Şey diyorlar hani giriş seviyesi premium bir motosiklet bu diyorlar şey için. Hı hı. 390 Doğru. için. Evet. Artçılı sürüş. Sele yumuşaklığı. Bu bence iki gereksiz. Konuya bahsetmedim. Artçılı önce sele yumuşaklığına geçelim. Öncekine göre öncekinde ilk RC390'a göre ben bir gruba yayayım. Tahta koy. Bu da öyle diyorlar. Bence. Yani arka için mi konuşuyoruz? Yok şu an kendi sürücü bence yumuşak için. Bir yani ben boyla ilgili bir problemim olmasa şu anda böyle diye gidiyorum. Hani yumuşak bir sele taktırdım oraya çünkü bir süre sonra batmaya başlıyor her yerine. Vallahi ben uzun süre nerede bir de sen, kullandım? Ben buradan kalktım 3000 km kullandım. O yüzden şu anda aynı şeyden bahsetmiyoruz. Buradan Şile'yi anlamazsın da buradan kalk İzmir'e mahvoluyorsun yani. İşte bacakların yol, arası pişiyor. Uzun yol yapmadım da Uludağ'da kullandım ama o da hani sürekli viraj yaptığım için bir tarafa kaydığım için sürekli sabit oturmadım. Belki oradan fark etmemiş olabilirim. Yani Tracer 9'un selesi görece sert bir sele. Pek çok videoda da sağda solda da bahsedilir. Onunla kıyaslayınca bence 390 Dük'ün selesi yumuşak tarafta. Hayır tabii ki değil ya. Benim, bence bence burayı ya benim, kesin. Burayı kesin benim, arkadaşlar. Burayı kesin. Öyle bir şey değil. Benim ben süren insan benim ya. O buradan Şile'ye gidiyor. Ben 3000 km yol yapmışım onunla diyorum yani. Berbat bir selesi var. Bir kere yakıyor bir süre sonra. Ve sert. İnce bir sele. Yakıyor olmasının sebebi motorun falan açıyor olması. Hayır ya bu ince ince. Neyse ben kendim X-Max'le kıyaslayamıyorum. Onda konfor sele vardı zaten. O yüzden benim için şu an sert. Yani düşün Honda CB o 250 arın selesi daha iyiydi bundan. Yani ortaya doğru biraz etli evet ama yani şöyle ya sele. Masaya vurun. Biraz evet öne doğru hafif bir eğimi var bu selenin. Rahatsız zaten bir sele yani. Bir de ama, orada ayakları tutmak için yer yapmışlar ama hani kendi cilalı bir yüzey olduğu için. Tutamıyorsun. Evet oraya evet. %100 stone grip ister. Bir de yani şöyle bunu şimdi eleştirirken KTM tarafının çok spora dönük motosikletler yaptığını unutmamak lazım. Aynen. Yani. Hani çok ya yumuşak bir sele, konfor evet içine gömüleceğim bir sele yapmazlar. Olmaz zaten. İşte kısa sürüşler için yapılmış matematiğine motor aykırı. Evet ben tabii canım. Ben ondan bahsediyorum. Ondan uzun sürüşlerde rahat bir sele değil. Ama kısa sürüşlerde bence ideal yani. Peki artçılı olur mu olmaz mı? Biz olmaz. Bir kere denedik. Ya biz de bildik ama yani motosikletin o fabrika çıkış haliyle işte arkada elcik takılan aksesuar paketi var falan neyse. O elcikler falan yok yani tutunacak bir yer yok.
Yani sadece arkada değil, önde, yanda, hiçbir yerde tutunacak bir şey yok. Bir de akabili, çok küçük, oturacak yer yok. Artçının bütün yükü sürenin sırtında oluyor. Zaten naked motorlar görece birini tek taşı diye yapılmış bir şey değil. Bir yerden bir yere giderken arkadaşımı da alayım. Yani onu bence ayıp olmasın diye koymuşlar oraya. MT Spreader'i de bence öyle koymuşlar. Ayıp olmasın diye bir koyalım. Yani de. Şey... Ya şuradan şuraya gidiyor ama kanka beni de atsana diyen adamı mesela bizim gibi insanlar koymayı... kalkıp Yunanistan turu yapıyorlar MT Spreader'in ama doğru bir hareket değil. Önemli. Bir şey takan var. 390 grubunda gördüm. Arka çanta takan var. Takılır ama. Takılır heybe gibi. Hani çok şey güzel duruyor. Çok heyzula yukarıda bir şey duruyor. Yukarı genel değil. Olarak... Aşağı takılabilir mesela. Yok, heybe çanta gibi. Değil. Arka çanta takmışlar. Ay o ne ya? Bayağı olmaz. Yükseltmişler hakikaten. Yani hani motorun tipini, gidişini, duruşunu, her şeyini bulacağım aşikar ama şehir içerisinde kullanmak açısından şey bir motor. Yani bana sorarsan Tracer'ı mı tercih edersin yoksa 390'ı mı? 390'ı tercih ederim. Tabii ki de. Bir, her yere giriyor. İkincisi, şehir içinde o 44 beygirin verdiği güç ve motorun torku inanılmaz yeterli. Yani o kadar büyük motora ihtiyaç yok. O her işini karşılıyor. İstediğin hızları da çıkıyor. Zaten şehrin içerisinde velev ki en hızlı akan otobanda işte insanların o trafik biraz rahatlayınca İstanbul'da bir çıldırıp hızlı limitlerinin çok üzerine çıkıyorlar ya. Orada bile kendini güvensiz hissetsen o hızlara çok rahatlıkla çıkabilen bir motor. Yani böyle yavaş yavaş tırmanan bir ibresi yok. Aynen. Oraya lap diye geliyor. R25'te o 7000'den sonra böyle açtığında hani biraz şeyle. Bunda her devirde hep abi var. Ben ikinci viteste 10-20 ile gidiyorum. Bana mısın demeden alıyor, yürütüyor. Yani şehir için yani. Bence çok 30'la git yine yürütüyor. Çok ideal bir motor. Bir de işte Tekirdağ'da Uçmakdere, burada Darlık tarafında Darlık virajları var şey, Anadolu tarafında. Mesela Tracer'la dönebildiğim, gidebildiğimin kat ve kat fazlasını, hızlısını 390'la yapabiliyorum. Çünkü motor daha hafif, süspansiyonlar daha iyi, fren daha iyi ve özellikle teknik virajlarda yani çok arka arkaya olan virajlarda şeyi hiç aratmıyor. O aradaki işte öbür tarafta Tracer 115 beygir. Ona gerek yok. O kadar beygire gerek yok zaten o virajda gibi. Ya zaten lanse edildiği şey corner roket. Viraj roketi olarak şey tanıtılmış. Çok verimli yani. Başlangıç, orta seviye ve hatta ileri seviye için bile çok güzel. Çünkü motorun gücü ne kadar düşükse senin kendini geliştirebilmene teknik anlamda o kadar yer kalıyor. Viraj dönerken zaten şöyle oluyorsun böyle. Kendiliğinden dönüyor. Eğer biliyorsan kendini kasılmıyorsan eğer, ben ilk başlarda yaşıyordum onu size ilk gittiğimiz şeyde. Ben kamerayı unuttum. Senin kamera değil ama ben böyle sürüyorum. Takoz gibi böyle gitmeye çalışıyorum. O çok normal ki yani. Zaten hiç. Sen bir anda scooter'dan ona geçmek, ona alışmak abi, bir zaman alıyor yani. Bambaşka bir dünyaymış ama Allah'tan şu Uludağ'da gidip bir 5 saat... Uludağ'da yolları çok güzel. Efsane bir geçiş videoları zaten şu an izliyor olacaksınız büyük ihtimal ama yani beraber de harbi giden gidelim yani oraya. Yeni başlayan bir arkadaşa ya da birine 390 önerir misin? Yani yeni başlayan hiç kullanmadıysa daha önceden. Ya atıyorum ben mesela 150, yani 125'lik scooter'la o zaman 15.000 kilometresi var. Direkt 390'a sen geçmesini tavsiye eder misin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kendimle alakalı olan deneyimimi anlatacağım. Ben motosiklet olayına hani kullanmaya başladım. Evet böyle level level Kerem sayesinde oldu. Ben şimdi hiç bilmeseydim gider 390 alırdım. Motorla ilgili hiçbir şey ya çevremde bunu sürmeyen olsaydı ben kullanayım deseydim 390'a bir yere yapışırdım bir kere. Onu biliyorum yani. O yüzden önce bence 125'i kullandıysa kişi daha önceden 390 ideal ama hiç kullanmadıysa bence 390'a başlamasını ben önermiyorum. En azından ben kendi deneyimimden bahsediyorum ama eğitim alırsa ne bileyim o zaman alabilir evet ama ben aldım motorla hadi gidiyorum bir böyle bir yalpalar diye düşünüyorum ben. Yani şimdi gerçekçi olalım. Bu özellikle küçük motorlara başlayan insanlar eğitim alması gerektiğini sonradan fark ediyor. Kazadan sonra. Evet. Ya kazadan sonra oluyor. Ya da ramak kaladan sonra oluyor. O yüzden yani şöyle söyleyeyim. Hani İstanbul gibi değil de böyle işte Amerika'da adamlar işte video çekiyor atıyor. İşte bomboş yolda sürüyor. İşte çok daha büyük CC'li motorla başlamış ama onların etrafında öyle bir risk yok. Yani o gazı, yani hapşurup yanlışlıkla gazı fazladan atsa gidip etrafında çarpacağı neredeyse bir şey yok. O yüzden onların ülkeleri için birazcık daha şey ama bizim ülkede dediğim gibi KTM agresif bir motor. Yani o çok hızlı tepki veriyor. O elin o gaza alışması ilk başta sen onu oturtmuş bile olsan panik halinde o işler öyle olmuyor. Birazcık daha şey oluyor. O yüzden ben daha çok daha küçük bir motorla başlayıp ekipmanı geliştirmektense hani bileğini kas hafızanı geliştirmeyi daha şey görüyorum. O yüzden ben tavsiye etmezdim. Ama şunu söyleyeyim. 390
alındıktan sonra ileri seviye bir sürücüyü bile çok uzun süre tatmin edecek bir motor. Bir de şöyle bir şey var mesela, boy da önemli burada. Şundan bahsedeceğim. Mesela benim boyum 1.63-1.64 civarı. Ayaklarım şimdi 1.64 adam olur, bacağı daha uzun olur, sıkıntı yaşamaz. Mesela bendeki bacak boyundan dolayı ben böyle ayaklarımın parmak uçlarında basıyorum. Eğer hakimiyetim olmasa motora, ki bir kere devirmişliğim var. Hakimiyetim olmasa çok devirirdim. Çünkü motor mesela işte döndüreceksin, döndüremiyorsun. Çok çabuk gidiyor böyle. Alçaltma tarzı bir şey var mı? Alçalmış hali bu. Yani şöyle, alçaltma özel bir alçaltma. ben yükselemiyorum sonra orada. Alçaltma özel bir alçaltma yok. Preload'u olabildiğince aşağı çektik. Yani en yumuşakta. Tabii ben oturunca o bayağı çökmesine sebep oluyor ama. Önü dikiyordur falan. Önünü dikiyor. Hatta ilk başta şöyle problem yaşadık. Onu Elgiz çok rahat bassın diye. Bir de sonuçta o yay da bir zaman sonra kullandıktan sonra ezilen bir şey. Lastikleri söktük ben rahat edeceğim. Ondan skuter lastiği taktik benim. Yok. Onu o şekilde yaptık. Ben işte bir gece, işte o ilk 1000 kilometreyi bir haftada yaptık dedi ya Elgiz. Ben işte işe gidiyorum, geliyorum. Çıkışta onu alıyorum böyle. Yaz da o zaman. Hava geç kararıyor. Edirne üzerinde demek. Aynen. Neredesin? Basın Ekspresi işten çıkıyorum. Bakırköy'e geleceğim. Aynen dediğin gibi. Şeyden, Kilyos'tan falan dönüp geliyorum. Şaka değil. Kilyos, Bebek, Sarıyer falan. Oradan dönüp geliyorum böyle. Yani de, o bir hafta zaten şeydim böyle artık. Şeyin sonunda yorulmuştum. Çünkü eve geliyorum. Akşam saat olmuş 10. Ben çıkmışım işten 5'te. Sabah 8 kalp bir daha. Aynen. Genel olarak hızlı bir motor. Ben ilk başta sıfırdan başlanılmasını tavsiye etmem ama sonrasında alan rahat eder. Piste girdik demiştik sanırım bir önceki videoda. Tracer 900'de. Riderman diye bir hanımefendi var. İnanılmaz güzel sürüyor. 390'la mı RC 390? RC 390. Aynen öyle, beni tokatladı. RC 390 var piste kullandı. Eşi falan da motorcu. Piste tamam dedim. Yani eğitimi aynı anda mı başladınız yoksa geçmişi var mıydı? Yok. Geçmişi var. Benden daha fazla geçmişi var. Çok belli zaten. Ama sonuçta yine CC farkı var. Yine. Evet tabii. Bende 115 beygirlik işte 847 CC'lik makine var. Kendisinde işte 373 CC'lik işte 44 beygirlik makine var. Ve onunla çok ciddi bir şekilde seni virajlarda aldı işte. Yani İstanbul Park'ta tamam dedim. Yani respect. Burada şunu görüyoruz abi, işte tam o dediğime geliyoruz. Yani motoru büyüterek sen daha iyi viraj hiçbir zaman dönmeyeceksin. Bu kendine yatırım yapman anlamına geliyor. Ya şöyle, bu az önce gaz tepkisinden bahsettin. Zaten elektronik gaz kolu var, telli değil. Ben daha öncesinde şimdi yoldaki çukurda çok sıkı tutarsanız abi o sarsıntıyı bile motor hemen tepkimeye geçiyor. Ben mesela kendim olsam hiçbir şekilde... Biliyor dahi olsa abi direkt hani 125 ile başlayıp buna geçmesini kesinlikle tavsiye etmezdim ki kendim yaklaşık 2,5 sene R25 kullandım, 3 yıl X5 ama kullandım. Ama ara çok verdin. Şimdi 125'ten hemen buna geçersen orada anlayabilirsin kısa süre içerisinde. İşte vitesli olarak ara çok verdin, doğru diyorsun ama hani ne bileyim bana fazla. Ya ne diyorum, Manisa'da vites değiştirmeyi, ben hızlı vites değiştirmeyi öğrendim. Çünkü sen 3 sene ara vermişsin. Benim düşün, sadece eğitimde vitesli kullandım. İşte ehliyet alırken vitesli kullandım. Onun hep scooter. Scooter'da hiç sevmeyerek kullandığım için deyip bıraktım. Ya Elgiz'in o sırada motordan soğumasına sebep olan hata benim. Yani ben ona özellikle scooter'da aldım. O da ben ölmeyeyim diye yaptı ama şimdi ya, öbür türlü daha çok çabuk ölecek. Başlamak için bence en güzeli de oydu. Çünkü hani ben İstanbul gibi bir yerde en azından. Hani dediğim gibi başka bir yerlerde belki sorun ama İstanbul'da daha... Düz yolunda giderken bile adam senin önüne kalıyor. Ya şu anki aklım olsa benim mesela scooter alacağıma bir tane 125'lik bir normal vitesli bir şey alırdım. Onunla ben iyice öğrenirdim. Bir 20 bin kilometre yapardım şu anki aklım olsa. Onun üstüne gider bir 250'lik alırdım. Onun üstüne gider 390 alırdım. Ya da belki başka bir şey alırdım. Şey yani. Diyorlar yani, sen o vitesin bilmem ne şeyine alışana kadar bir de yolla ilgilenmen gerekecek. Aynen. Opera etme kısmını öğrenene kadar. Ya şöyle, yeni başlayan birinin o yüzden scooterla başlaması gerektiğini düşünüyorum, belki çok iddialı olacak ama başlasa iyi olur gibi. Şöyle, o arayı çok uzun tutmak zorunda değilsin ama en azından bir sene kadar. Çünkü o arabalar motora, scooter ya da büyük motor, bir önemi yok. Nasıl davranıyor? Onu öğrenene kadar bir yandan da sen orada aman vites değiştirdim, aman debriyajı sıktım. İşte trafik dinamiğini öğrenmek için scooter belki ama işte. O vitesti şeydi. Onun için yine de bir trafikte vakit geçirmiş olman lazım. Çünkü zaten vites değiştirdim, ulan bastım, debriyaj kaçtı, stop etti. Bunlar zaten iş. İşte o trafiğin ortasında bir de etrafla ilgilenmen gerektiği anda onlarla uğraşınca can sıkıyor diye herkes. Hakikaten bir süre sonra şöyle oluyorsun yani, stop ediyor. Bir de mesela bunda çok çabuk stop ettiriyordum ben 390 ilk aldığımda, elimden kaçıyor.
Ya da işte ikinci vitesteyim, tam ayarlayamıyorum debriyajı. Yine stop ediyor. Hem de akan yolda stop ediyor. Be Allah diye böyle tekrar nasıl çalışıyordu lan falan. Yani böyle şeyler oluyor. Vallahi o yüzden 390'a ben hemencecik önermediğim bir motor yani. Ben de tavsiye etmiyorum çünkü hani. Ama biraz kullanıyorsan efsane bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğitimleri de en azından belki başlangıçta bir test olup eğitimlerle destekleyip. Honda'nın eğitimi, ben bunu herkese öneriyorum. Yeni başlayacak olan bir arkadaşım da var motosiklet. Çok eski bir arkadaşım, o da istiyordu. O yani ne oluyor ya? Yeni başlayan motorcu olarak işim oradan el sallıyor. Ben yani ben ne diyordum, Honda. Honda'ya mutlaka gitmelerini öneriyorum çünkü Honda'daki eğitmenler çok iyi. Ve sen gerçekten motosikleti bilmiyorsun. Ben biliyor olmama rağmen birçok bilmediğim şeyi, yani bilmediğim şey olduğunu ben gördüm oraya. Ben ilk eğitimden çıktığımda şey dedim, yani sürmeyi biliyormuşum ama kullanmayı bilmiyormuşum. Honda'ya dedim. Gitmiş miydin? Yok, ben GİS Akademi'ye gittim. Yani Moto Akademi'ydi o zaman. Mesela Moto Akademi de güzeldi. Şimdi bir şey diyemeyeceğim ama Honda çok ayrı bir olay ya yani. Ya o şey hani biri Samsung biri iPhone gibi, ya da işte şimdi saldıracaklar ya, olmayacak. Ya yok da... öyle değil. Honda'da neyi öğretiyorlar biliyor musun sana? Yani gitmeni öneririm kesinlikle. Ben gitmeyi planlıyordum da işte korona. Yani sonrası. İşte 1-2 ben 3'ü görmek istiyorum. Mesela benim için böyle öf ya abi çok zor dediğim şey yokuşta U dönüşü. Ya yokuş dediğim de şöyle bir yerde sana U döndürüyorlar ve ben öyle motorumu devirdim yani. Çünkü nasıl oldu? El sallıyordum bir de mal gibi böyle. Ben geldim derken bam. Yani motoru bacağımla tuttum ama sonuçta o bir teknik aslında. Yani onu yapabilirdim. Bilmediğim için yapamadım, öyle söyleyeyim. Yani ağırlığımı tamamen yokuş aşağı verdiğim için motorla birlikte bum diye devrildim. Yani tam tersini yapmalıydım ama bilmediğim için yapamadım. Yavaş hız manevraları ve cimkana tarzı sürüş Honda'da çok yoğun şekilde veriliyor. Şey alışmana izin vermiyorlar. Orayı sürekli değiştiriyorlar. O yüzden ben de Honda'yı tavsiye edeceğim. Bu arada Honda'dan hiçbir reklam almadık. Şu an konu açıldığı için bahsediyorum. Alabilirsek memnun oluruz. Ben hocalarını yani. Çok seviyorum. Müthişler. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Sen artçılı kullanımı bile anlatıyorlar. Ve ya çok güzel ya. Kesinlikle gitmesini tavsiye ediyorum insanların. Özellikle yeni başlayanlar 1'e ve 2'ye. O kadar küçük parkurlar var ki. Ben o parkurları gördüğümde dedim ki ben buradan beni öldürseler dönemem. Ve günün sonunda dönüyordum. Onun gibi şeyler. Bunları yapabilsek keşke, öyle bir ortamımız olsa biz yapabilsek. Ama şurada pazar yolu var. Böyle krater oyukları var yani pazar yolunda. Yapamıyorsun yani, aynen öyle. Öyle. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa. Yani ben KTM'yi çok beğeniyorum. Seviyorum. Tavsiye ediyorum. Aşırı. Spor motodan sponsorluk bekliyorum falan. Spor moto da iyi. Evet, seviyorum. Hakikaten işte bir ekranla ilgili bir sıkıntı oldu. Hemen yaptılar falan. Spor moto iyi bu konuda. Yani motosikletimi oradan almadım. Ama onu seviyorum. Ama ben oradan aldım. Daha işte rodaj bakımına gitmedik. Uzak bakalım. Biraz bana da. Ya evet. Yani Avrupa yakası için Kadıköy'de yani. Bir mesafe oluyor ama yani çok sürekli gidip gelmeyeceksek çok da bir ayda yılda. Ya bakımları da çok güzel yani, hani yapılıyor temiz. Motorla oralara gidip gelmek zor şeyler yani, değil. Yani köprü, trafik bir şeye takılmıyorsun. Sürekli gidip gelecek olsak belki can sıkardı. İşte 2 yılda, 1 yılda neyse artık senin sürüşün bakımını. Ya biz oraya sadece işte darlık tarafından motor sürmeye gittiğimiz için şey. Yani o şey darlık çok da 1000 kat daha uzak oradan yani teorik olarak. Kaydırmalı debriyaj olayı mesela. Müthiş bir şey bence. Ben onun farkını... Ya vitesli motoru uzun süredir kullanmadığım için bilmiyorum. Ya da ben Honda'dan hemen geçtiğim için debriyajda debriyajı sıktığım için bilmiyorum. İstediğin kadar elin debriyajı olsun, o şu. İstediğin kadar yavaş bırak debriyajı. Eğer kaydırmalı debriyajın yoksa ve bir önceki vitesten gelişen, yani vites düşürürken hızlısan ve amacın artık yavaşlamaksa istediğin kadar yavaş bırak debriyajı. Lastik hamuruna da bağlı olarak değişir ama minimal bir o ilk bıraktığında bir yığılma yapar. Onu engelliyor. Hiç böyle bir şey yok mesela. Ben Honda'yı kullanırken o yığılmalardan yığılmıştım gerçekten artık böyle. Vites değişiyorsa ona bir de... Rev matching yapman lazım. Evet. Yani özel daha doğrusu daha çok rev matching yapman lazım. İlla şeyde de 390'da da yapıyorsun rev matching. Yani yapsan yok. Bütün motorlarda yapsan yok. CVT değilse yani. Şanzıman aynen. Bütün motorlarda yapmanda fayda var. Sürüşünü pürüzsüzleştirir ama şeyde çok daha az yapabiliyorsun. Ya da bırakırsan o yığılma olmuyor da işte motor kendi içerisinde biraz bağırıyor. Burada rev matching'i de açıklayalım. Arka teker hızıyla motorun devrini birbirine yaklaştırma ya da eşitleme tarzı bir doğru. Şey. Doğru. Arka teker yani normalde işte arada zincir var. Orada bir dişli oranı var vitese göre.
siz hızlı gidiyorsunuz. Dördüncü vitestesiniz. Tamamen afaki konuşuyorum. 100 kilometre ile gidiyorsunuz. İşte 80'e düşeceksiniz ve üçüncü vitese ineceksiniz. Siz 3'e indiğinizde motorun o anda hala 100 kilometre ile gittiği için arka teker o zinciri hala aynı şekilde çeviriyor. Motorun aynı hıza yetişmesi için normalde döndüğünden daha hızlı dönmesi lazım. Çünkü düşük vitese geçtiniz. O sırada daha hızlı dönmeyi arka lastiğin onu çevirerek motora yaptırmasındansa siz gaz verip motoru da bir anlık hızlandırabilirseniz çok pürüzsüz bir geçiş yakalıyorsunuz ve hiç öne yığılma, hiç sallanma. İşte, yani yağ gibi gidiyor işte. Yani harçtan kafa yemeden oluyor. İpek bir şal. Özellikle yani yeni başlayan rev matching yapmaya bir süre sonra başlayacaktır ama trafiğin olmadığı her alanda hani arka ön müsaitse hani birine çarpmayacak şekilde yavaşlayarak rev matching yaparak, yani kırmızı ışığa gelirken sürekli rev matching yaparak durma taraftarıyım. Böylece de o bir yerden sonra kas hafızanıza oturuyor. Acil bir şey olduğunda bile, yani şey fren, panik fren yapsam bile bir yandan pat 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 rev matching yaparak düşürüyorsun. Yani abi burada vites değiştirmekle ilgili rahmetli Barkın abinin Hayati Bilgiler Köşesi diye videoları var. O da aynı şeyi anlatıyor. O da rev matching'i anlatıyor. Adam, hani oraya da bakıp daha ayrıntılı oradan bakabilirler. İzlemek isteyenler. Durum bundan ibaret. Lastikler. Lastikten hiç bahsetmedik. Üzerinde gelen lastikler Metzeler. Continental geldi. Ha, yenisini bilmiyorum. Evet, doğru. Sen de Continental. Conti Motion mı, öyle bir şey? Olabilir. Hatta çivi girdi şu an. Interact 5 sanırım. Üzerindeki lastikler. Yıprandıktan sonra M9 Arar'ın yeni, Metzeler'in yeni lastiği M9 Arar'ın ona göre uygun boyutu var. Türkiye'ye gelecek mi ya da bilmiyorum. Şeyden, motolastikten istenebilir Köksel abiden. Ona göre ayarlanabilir. Üzerindeki o gelen lastik M5 Interact'lar bile oldukça güzel lastik. Biz Elgiz'in arka lastiğine arka lastik cırtladı, evet. Çivi değil de böyle. Çivi değil, yarıldı yani. Yani böyle, yolda giderken lap diye yarılıyor. Neyse, ben o sırada burada değilim falan. O yok. Ben tabii havalimanı yolundayım. Patladı mı yani? Tabii canım, yarıldı. Patlamış, ben gidiyorum ama hala. Yani HGS olmasa ben patladığını anlamayacaktım. Bir anda arka taraf böyle oynayınca dedim ne oluyor ya, şöyle bir eğilip baktım, cantta gidiyormuş. Baktım lastik yok. Öyle bir şey var. Onun üzerine aynı lastiği o sırada araştırdığımızda bulamadık sadece arkasını. Evet. Ondan sonra işte ismi lazım değil, birilerine danıştık. Onlar bize Michelin'in Road 5'lerinden taktık. Benim motorda da hala hazırda var. Ve ben o lastiklerden çok fazla memnun kaldım. Çünkü yan tarafları bayağı spor hamur. Ortası yine tur hamuru, görece biraz daha sert ve yağmur performansı çok iyi. Dedim ki en azından hani bunu almış olalım. Zaten lastik yarıldı. Ve ön arkaya farklı lastik takmak çok görece mantıklı değil. Abi ben de Continental Conti Motion diye bir lastikle geldi. Yani daha 1000 kilometre oldu. İşte bir Uludağ yoluna gittim. Viraj yaptım falan da. Böyle çok ekstrem yağmurlu çamurlu bir şey de gidiyor. Ya yağmurda çamurda zaten hani, bir miktar dik gidiyorsun. O yüzden çok etkilenmezsin bu işte şeylerden. Yani böyle ekstra anam tutmadı dediğim bir yer olmadı ama soğukken yaşadım onu. Mesela geçen evden çıktım. Bizim o sitenin çıkışında ufak bir viraj var. Bir kontrayı verdim. Ön hafif anam ben gidiyorum moduna girdi. Topladım hep tekrar. Ama ısınmadan normal o da yani. Aynen. Biz orada şu hatayı yaptık. O lastik değişiminde yarıldıktan sonra. Daha doğrusu biz yapmadık da bize o boyuta uygun yok. Gelin 160 takalım dediler. Ve arka öne 120, arkaya 160 lastik verdiler. Yani otomobilde traktör lastiği gibi olduğu için gitmedi motor. Motor top speed'i işte 180'e yakın görüyordu. Onu görmedim. 120'den yukarı çıkamadım. Bir de kafa sallamaya başladı. İnanılmaz dinamikleri berbatlaştı. O yüzden hani önerim, insanlar şey yapıyorlar işte, küçük motor ya, arkaya biraz daha büyük lastik takayım. Abi takmayın. Evet. Olan haliyle harika gidiyor. Daha büyüğünü takarsanız berbat gidiyor, berbat tutmuyor, dönmüyor, durmuyor. Bir kere deli gibi kafa sallıyor. Kafa sallıyor. Oh. Daha 120'de falan kafa sallıyor. Hatta ben söylediğimde inanmadılar bana, yok canım kafa, yani kullananlar da gördük, evet kafa sallıyor. Ben bildim. Kafa sallama bende şeyde vardı mesela 5. 6. viteste ya ben çok tapa gaz gittiğim için vites şey yaptığımda, vitesi yükselttiğimde hafif bir kafa sallıyordu. O olur. Onu da şöyle absorbe ettim, şeyi biraz sertleştirdim. Arka amortisörü biraz sertleştirdim. Ön yüklemeyi arttırdım. Yüklemeyi arttırdım. Ya ben ağır geliyordum motora çünkü standart şeyi. Benim 100 kilo civarı bir ekipmanla bir ağırlığım var. Onu arttırınca o sallama kesildi. Aynen. Ya yani o anlamda şeyin, süspansiyon ayarı önemli. Gerçi üzerindeki süspansiyonlar arkadaki preload haricinde ayarsız geliyor da. Yine hiç yoktan bir şey. Beni şu an tatmin etti yani. Ben
eşimle mesela bir gittiğimiz X-Max'le gittiğimiz çukurdan bununla geçiyoruz. X-Max'in arkası takozmuş. Arka amortisörler hiç yokmuş. X-Max'in arka süspansiyonu evet, X-Max'in yani genel olarak Yaman süspansiyonları, scooter süspansiyonları sert tarafta. MT-07'de tam tersi mesela. Çok ya, vıcık vıcık aynen. Ama bu yani çukurdan geçmelik ya da kişi binmelik bir motor değil aslında. Ya öyle tabii. Hani. Ama ona rağmen hani bu biraz daha çukuru onu bunu absorbe etti. Yani. Eder, eder illaki. X-Max'te belli bir yere kadar geliyor. Kısaydı zaten onların şey amortisörü. Sonra çat dibe vuruyordu direkt. Vurduktan sonra da zaten şey yapar. O travel'ı daha bizim fazla. Bizim omurgayı vuruyor ondan sonra. Çukurlarda ayakta geçmek lazım. Bunlar güzel oluyor. Ya ben kalkabiliyorum da çukuru görüp arkamdakinin bir şey de yapabiliyorum. Yok yok yapabileceği hiçbir şey yok. Arkamdakinin de olmamalı zaten motorda. Bence ona da evet, motor yani. Almalıyız bir tane. En azından bir tane korona şartları. En azından bir tane scooter. Vallahi bu gidişte kimse araba alamayacak. Yani fiyatlar böyle yani düşün bak. İki tane. Bir tane gidip X-Max alıp X-Max'te ondan sonra devam. X-Max, evet. Yani arka arkaya aldığınız motor birebir aynı. İşte bunun farında arada bir sene var ya sadece. Ya, tamam yani. İşte kablosunda, farında, üzerindeki hiç vidada değişiklik yok. Hiçbir şey belki yok. Belki vidanın üretim tarihi de aynıdır yani. Hani ondan sonra işte sana bir lastikler farklı gelmiş ki öbürsünü hani şey yapmayayım daha sürmedim mi, ama. Daha mı kötü bilmiyorum. Evet, onu bilmiyorum. Ben 100 Oktan'da canlı yayın vardı, ona sordum. Üstünde gelen hiçbir lastik bir sırf sürüş için yapılmış hani spor sürüş için yapılmış bir lastik değil. Lastiksiz değilse, göndermeyelim de şunları koyun. Hani belki hani İrece kadar değildir ama Continental'in kalitesinde belli bir ya ben teorik olarak Continental'in kalitesi kesinlikle değil %100. Hatta arabada bir Continental lastik deneyimim oldu. O çok iyi tutuyordu. Ama şeyde denemedim Continental'i. Motorda denemedim. Ama ben çok memnun kaldım M5 Interact'lardan. Ve bu M9 yeni çıkan Arar şeyin Metzeler'in çok güzel oturacağını ve çok yakışacağını düşünüyorum şeye. Artık sürüş dinamiklerini. Lastikleri bitirdikten sonra bir piste girersek inşallah. Ben de sararım. Herkes sırası hayır herkes. Sen şey Honda'ya devam ben. Arkadaş bu arada California Superbike School'dan bir set mi? Kaç set oluyor? İki. Ya ikinci. Level 2'yi kıttım. O aldığı için ben alamadım. Tabii bir kişiye kadar paramız var. Ben öyle hala pazar yolu. İşte öyle yapacak eğitimler şey aldığı kadar. İçin arada bir çekişme yaşanıyor. Ama ben gelip eğitim aldığım eğitimleri geri veriyorum. Allah yani. Razı olsun. Kerem'e kadar vardı işte dediğim gibi. Aynen. Bizim şimdi intercomlar hepsi birbirine bağlanıyor. Ben ilk motoru aldığımda, şimdi Elgiz de daha önce motoru sürdüğü için Kerem alışkın ilk bu motoru süren kişinin ne gibi tepkiler vereceğini. Sürekli buramda böyle. İntercomdan sürekli şu an bunu yap. Evet yatır. Tam şu an. Samet evet, aramıza kadar. Katılınca ben rahat ettim böyle şükür. Elgiz orada önde kaptırmış gidiyor. Ulan diyorum. O almış yürüyor. Ben diyorum sözde kaç yıllık motorcuyum süremiyorum. Kerem oradan bana şey yapıyor. Baktım Elgiz uçmuş zaten. Ama benim kendi performansımı hatırladım ya. Ben yapabiliyordum zaten. Ben motor sürerken evet biraz fazla müdahaleci olabiliyorum ama fazla benim mı? Müdahale ettiğim konu ne kadar yattığın, ne kadar sürdüğün ya da ne kadar hızlı gittiğin üzerine değil. Daha çok konumlanma. Aslında o da motor sürmeyle alakalı değil de bu ROSP eğitimleri yani defansif sürüşle alakalı şeylerdi sadece. Yani virajı dönerken dışarıda konumlan. Bunun piste sürmekle hiçbir alakası yok. Tamamen yolda hayatta kalmak üzerine sürekli söylediğim şeyler. Cahil şey dizi, cahil cünela böyle. Yok hakikaten yok ben şimdi yani beyim diye söylemiyorum. Gerçekten eğitim konusunda çok iyi. Yani aldığı eğitimi tamamen aktarma konusunda da çok iyi. Kendi inanılmaz videolar izliyor. O zaman senin California Superbike School'a gitmeye gerek kalmadı. Ya, ama ikisi farklı hayır. De... Birisi güvenli sürücü onu karıştırmayalım lütfen ne alakası var. Hayır izlediği videolar çok fazla. Yani ben sadece ben motor almadan önce izledi o kadar çok video izliyordu ki gece gündüz uykuda sabah yani ben artık motoru görmeden nasıl sürüldüğünü biliyordum teknik olarak. Ama pratikte tabii. İşte bu senin şansın oluyor sonuçta. Tabii canım Allah'tan yani yaşayacak biraz ömrüm varmış Kerem de ben şimdi motora başlamışım. Yoksa kesin patlardım. Onsuz başlasaydı şu an. Ya yani kamyona arka yazı olurdum yani net bir şekilde. Gerçi ben kendim biliyorum yani. Ve abi motor ilginç bir şekilde gaz açtırıyor yani. İşte sürmeyi öğrendiğin zaman... Aç lan şu gazı der gibi böyle bir hani egzoz sesi de böyle iç yoktan azıcık bir böyle... Yo var var. Kapalı bir hatta yere gittiğinde tam bir 400'ün. Ben de hiç bilmiyorum ya 390'ın egzoz sesi. Senin kaskın çok güzel ses geçiriyor. Diye geliyor bana bence yani. Hatta ha. Ben Kerem'e dedim şuna egzoz mu taksak falan. Bizim kapalı otobarka bir gel sen de 4 silindir sesi gibi gürlüyor Allah Allah. Resmen ya. Evet, çok gürlüyor. Güzel gürlüyor yani. Bence de gürlüyor. Hatta siz... benim kulaklar duymuyor o zaman. Üçümüz birlikte sürerken birazcık Samet'in arkasında kaldın da o ses... Aynı sesle çıkıyor demiştim. Samet'ten mi geliyor dedin ya.
Benim sanki senin egzozdan daha çok ses geliyor. Ben genelde kendim alırım ve boklarım böyle. Egzozu yenilemişler galiba 2020'de. Ulan bir şey yenilesinler bari. Abi dümdüz motora iki kat yapar. Hakikaten ya, ayıp olmuş. Neyse, Akrapoviç falan güzel şeyler var. Ya o Akrapoviç'ten önce ona vereceğimiz parayı bence eğitim. Eğitim. Bence de eğitim. Ben şimdi 3'e gideceğim Honda'nın mesela. Sonra California Superbike School'a gideceğim mesela. Gideceğim. Bunlara gideceğim. İşte tabii korona döneminde inşallah ülkemize gelirler ve o pistin asfaltı inşallah düzelir. Kaymak gibi değildir yani. Tamam. Şu anda çok anlar gibi gittim, pisti de salladım. Bence evet. Buraları keselim. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa... Yok. KTM şey. Güzeldir, alın kullanın. Bence de. Güzel ama çok pahalı abi şimdi. Yani şu an pahalı ama şöyle söyleyeyim. Şu an daha da ucuz bir şey yok yani. Bir şey alınacaksa bugün alınmalı. Yarın daha pahalı oluyor yani. Yani X-Max 250 48 olmuş. R25 olmuş 52. Bakınca 390'lık motor da 62 çok gelmiyor aslında. Ama işte... X-Max de niye 48? R25'i ben 13.500 liraya aldıydım 2015 yılında. İlk çıkan ama 15. kişiydim bir de. Yani öyle işte. Biz oradaki en bu fiyat farkındaki en abartı yükselişi şeyi de gördük. Yani çünkü ben hani özellikle işte eşim arkamda işte bagajlarımızı alalım tur yapalım kısmında gözüm hep FCR 1300'e kayıyordu ama. Ve abi o motor o zaman 56 bin liraydı. 58 bin liraydı. 56-58 o civarlarda. 58 bin liraydı. Şu an 100 bin lira çok üzüldü. Hala hatta 200 bin lira galiba. Öyle bir rakam. Anadolu'da güzel bir ev alırsın. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu arada çok uzun bir vade değil. Evet, yani 2014'ün sonundan yani. Bahsediyoruz. Yani 2014'te aman neyse yani minik motorla başlayalım. Allah'tan minik motorla başlayalım. Hayır sonra. FCR'la başladığını düşünsene koca motorla. MT Sprey'i aldıktan bir sene sonra baktık biz ona. Tracer'a bakarken aynı zamanda da FCR'e bakıyoruz. Doğru söylüyorsun evet. 2016'lardan 20, falan bahsediyoruz. 21.700 yani. Müydü neydi MT Sprey'i aldığımda? 2015'te işte baktığımızda 58 bin liraydı. MT Sprey'i 80 küsür bir şeymiş galiba şu an. 80-90. Valla ben R6 peşindeydim. O 100 küsürleri açtı gitti bir daha bakmadım. Ya, Micra 215 lira aldıktan sonra. O 52 bin liraydı. En son baktığımda 90'ı görmüştü orada. Ona da dedim baktım ben CC yükseltebileceğim en şey 390 var. Naked sevmesem de aldım yani. Güzel ya bence hiç pişman olmayacağım. Valla pişman olmadım çünkü o ben zaten yani çok top speed seven bir adam değilim. Virajla benim işim. Sevmişti. Yok top speed ama yani hızlı gidiyor olmanın bir keyfi yok abi. Hızlı gidiyor olmak bir keyif var. Verse. Ya onu herkes yapabiliyor ya. Şimdi virajın belli bir kuralı var. Herkesin yapamadığı ya da... Doğru hani... bir de herkes yapabiliyor ötesinde. Kimse olmasına da gerek yok. Yani motorun gazını tuttur böyle tokayla bırak gider ya, zaten. Düz yolda gibi. Zaten git. Yani mevzu durabilmek. O hızla durabiliyor musun acaba? Sorun orada. Ya işte ilk aldığım motoru rodajdan sonra bir kere deniyorum. Abi ben bununla bu kadar yapabildim. Bir daha da denemiyorum mesela. İlk top speedlik dediğim gibi bir şey yok. Ya pistte bile öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani pistin bile öyle bir mantığı olsa düz yaparlardı değil mi pistte? Öyle değil. Niye virajlar? Aynen öyle. Zaten virajı dönmek iş. Arabayla da şeyle de. Yoksa düz giderken düz gidiyorsun zaten. Bir de hızlı gitmek sana keyif veriyorsa uçağa bindiğimizde yol boyu keyif alırdık. Almıyorsun. Niye? Sadece inip kalkarken hani o şeyde ne o? Zamanla ondan da keyif almıştır. İvmelenme yani o bulunduğun ivmenin durağan halin ya da işte giderken ki o da bir görece durağan hal. Ondaki olan değişim sana keyif veriyor abi. Onun dışında başka bir şey değil. Yani böylece. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı sürmeyin. Hızlı sürmeyin. Viraj yapın. Fuat abiye bağladı Fuat da onun için. Neyse. Duk 390 Duk 390 hakkındaki Duk mu Dük mü? Dük. Duk Türkçesi Dük. Duk mu Dük mü? Dükse Ü'yle yazın. Ya işte hani İngilizcesi Türkçesi hangisi nasıl telaffuz ediyorsanız. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada uzun dönem kullanıcı deneyimi. Onun yancısı daha deneyimli bir kullanıcı deneyimi. Ben de 1000 kilometre deneyim olarak bunları bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Kanala beğenmeyi, abone olmayı ve diğer videolarımızı çıkan kartlardan oradan buradan izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.